İyi akşamlar. 19 Nisan 2024 Cuma saat 19. Now Ana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli ve bugünkü etiketimiz keşke. Keşkelerden ibaret hayat, evet. Ama onlara da çok takılmamak lazım. İnsan önüne bakmalı daima. İlginç mesajlar var. Onları da paylaşacağız. Haberlerimize başlayalım. İran'a İHA'lı saldırı. İsrail İran'a saldırdı. Nükleer tesisin bulunduğu İsfahan'dan patlama sesleri yükseldi. Tahran, saldırı küçüktü, püskürttük dedi. Dünya güne İsrail'in İran'ı hedef alan misilleme saldırısıyla başladı. Orta Doğu bir hafta içinde ikinci kez savaşın eşiğine geldi. İsrail saldırısı İran dini lideri Hamaney'in doğum gününde gerçekleşti. Hava kuvvetleri üssü ve nükleer tesisin bulunduğu İsfahan kentinde önce siren sesleri, ardından patlamalar duyuldu. Saldırıyı dünyaya Amerika Birleşik Devletleri duyurdu. İsrail füzesinin İran'da askeri hava üssü vurduğunu iddia etti. İsrail sessiz kalırken Tahran iddiayı yalanladı. İran, patlamaların hava savunma sistemi kaynaklı olduğunu öne sürdü. Füze saldırısı yoktu dedi. 3 insansız hava aracının imha edildiğini belirtti. İsfahan'daki nükleer tesiste hasar meydana gelmediğini açıkladı. İran, İHA'ların kısa menzilli olması nedeniyle saldırının ülke içinden yapıldığı iddiasında. İsrail medyasına göre ise İran uçaktan atılan füzeyle vuruldu. Bölgede sıcak gelişmeler yaşanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'a gitmeye hazırlanıyor. Erdoğan kritik ziyaret öncesi İsrail'in İran saldırısıyla ilgili konuştu. İki ülkeden gelen açıklamalara dikkat çekti. İsrail farklı şeyler söylüyor. İran aynı şekilde farklı görüşler ortaya atıyor. Yani sahiplenme yok. Aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke İran ve İsrail'e tansiyonu düşürme çağrısı yaptı. Dışişleri Bakanı Fidan da İranlı mevkidaşı Abdullahiyan'la görüştü. Evet, şimdi Tokat'a gidelim. Tokat geceyi ayakta geçirdi. Battık, bittik. Vay. Vay anamma. Tokat 4,7 ve 4,1'lik 2 depremin ardından merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Artçı sarsıntılar gece boyu sürdü. Yeni günde ise batıdan geldi deprem haberi. İzmir 4,5'te sallandı. Merkez üssü Ege Denizi. Vatandaşımızın bir tereddüt olmasın. Evet, şu anda da bir artçı sarsıntıyı canlı olarak hep birlikte yaşamış olduk. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun bilgilendirmesi sırasında da yaşandı sarsıntı. Tokat'ta 40'tan fazla artçı sarsıntı meydana geldi. Tokatlı geceyi sokakta korkuyla geçirdi. Allah beterinden korusun. Acayip bir sarsıntıyla geldi ilk anda. Şu anda güvenli alan olduğu için burada bekliyoruz. Reklam mı oluyor lan? Allah reklam alıyor. Ne bekleniyor? Reklam falan alıyorlar. Nerede lan? Hemen gece Sulusaray'a intikal ettik. Vatandaşlar tabii panik yapmışlardı, sokaktalardı. Bin civarında çadırı şu an itibariyle dağıtmış durumdayız vatandaşlarımıza. Tokat'ta 3 ilçe, 30 köy, 191 konutta hasar oluştuğu açıklandı. 7 camide hasar aldı sarsıntıda. Bir caminin minaresi yıkıldı. Minare yıkıntılarımız var. Onları da bugün gün içinde tamamını yıkacağız. Vatandaşımız için tehdit oluşturma durumu söz konusu. Gürültü geldiği anda sallanma başladı. Çocukları alıp dışarı çıkamadım bile. Salonumda, oturma odalarımda, mutfakta, girişlerimde komple şu an çatlaklar oluştu. Evlere giremiyor. Evler şu anda tehlikede.
Çevre illerdeki köylerde de deprem nedeniyle hasar meydana geldi. Yozgat'ta depremin merkez üssüne yakın köylerde 200'ün üzerinde evde hasar oluştuğu açıklandı. Hasarlı evlere girilmemesi uyarısında bulunuldu. Hasarlı olan yahut da riskli olan evlere girmemelerini istiyoruz. Her taraf gitti, yıkıldı, her taraf yıkıldı. Tekrar geçmiş olsun. Şimdi de Yozgat'a gideceğiz. Yozgat'ta siyasete bir giriş yapıyoruz. AK Parti'den deprem sanığına plaket. Senden gelen, senin olan ne varsa her şey hatırında. Çok üzüldüm açıkçası. Çok üzüldüm. Çünkü bu insan 22 senedir otel işletiyordu. Bu otelde hiçbir zaman bir denetleme olmadı mı? 5 tane kolon olmadığını kimse bilmiyor muydu? Midye kabukları vardı otelde en fazla. O enkazın başında ben vardım. Bak midye kabuklarını ben gördüm. 6 Şubat depremlerinde yıkılan 17 kişiye mezar olan Malatya'daki Kırçuval Otel'in sahibi tutuklandıktan 3 ay sonra tahliye edilmişti. AK Partili Battalgazi Belediyesi eski belediye başkan yardımcısı da olan otel sahibi Zafer Kırçuval'a yerel seçim sonrası devir teslim töreninde teşekkür plaketi verildi. O otelde yavrularını kaybeden annelerin acısına acı eklendi. Battalgazi Belediyesi ödül gibi görevine teslim ettiler Zafer Kırçuval'ı. Ve sonrasında da tekrar seçilmediklerinde bir ödül vermişler. Biz bunları hak etmedik. Bizim yavrularımız da bu şekilde gitmeyi hak etmediler. Ben birebir kendi ellerimle onlara dokundum. Beton değil de çakıllı yığınıydı. İddiaya göre Kırçuval Otel'in harcında deniz kumu vardı. Kolonları eksik, demirleri usule uygun değildi. Bilirkişi raporu da kolonlardaki eksikliği doğruladı. Bu otel 2020 Elazığ depreminde ağır hasar raporu almadı mı? Böyle iddialar var. Burası Malatya Kırçuval Otel. Malatya Belediyespor'un bütün voleybolcuları bu enkazın altında. 3 gündür buradalar, bu göçüğün altındalar. Yardım yok. 6 Şubat deprem felaketinde saniyeler içinde yıkıldı Kırçuval Otel. 17 kişi can verdi. Malatya Büyükşehir Belediyespor'un genç voleybolcuları da o otelde hayatını kaybetti. Biz yavrularımızı kolay mı büyüttük? Bu yaşa kolay mı getirdik? Benim yavrumun bir ay sonra düğünü olacaktı. Evini hazırlamıştım ben yavrumu. Evladım 6. gün sonra çıktı. Yani gerçekten bu acının tarifi yok. En ağır cezayı alsınlar ki acım sönmeyecek. Ama onlar ibret alsınlar diye düşünüyorum. Aileler sorumluların ağır cezalarla yargılanmasını beklerken tutuklandıktan 3 ay sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan otel sahibine ödül geldi. Zafer Kırçuval aynı zamanda eski Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı. Yerel seçim sonrası belediyedeki devir teslim töreninde ona da hizmetleri nedeniyle teşekkür plaketi verildi. Kırçuval'ın da aralarında bulunduğu 11 sanık hakkında 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis sistemiyle dava açıldı. İlk duruşma 7 Haziran'da. Bir tek kişi değil bu ihmali olanlar. Bunlar zincirleme ilerliyor. Ben bir anne olarak Malatya'ya ilk gün gittim. Benim vardığımda enkazın başına hiç kimse yoktu. Buna can dayanmaz. Bunun üstüne söylenecek çok az şey var tabii. Ama bu gibi şeylere kulak vermeyen insanlar var, gördünüz. Bunlardan kurtulamadık ya. Ha, bu arada Malatya'daydık. Bir memleket turuna çıktık. Şimdi Yozgat'a gideceğiz. Ama önce Manisa'dan geçeceğiz. Memleket turu. Belediyeler borç batağında. Ama şu gördüğünüz o belediyeler borç batağındaki belediyelerden bir tanesi bu saray yavrusu. Yozgat Belediyesi'nin gelirleri giderlerinin karşılaması mümkün değil. Son dönemde hediye çekleri dağıtılmış. Paraya tutulacaktır. Cumhurbaşkanımızın sizlere hediyesi bunu bilgisine vermek için aramıştık. Kiminle görüşüyorum? Erhan ben. Ha, Erhan Bey yalnız benden ne TC isteyen oldu ne IBAN isteyen oldu. Hocam TC istemiyoruz. Biz TC'nizle falan işimiz yok. TC kimlik numaranıza, PTT'ye ya da kullanmış olduğunuz karta yatacak. Seçimden önce Yozgat AK Parti Merkez İlçe Teşkilatı'nın Cumhurbaşkanımızın hediyesi diyerek seçmene sosyal destek adı altında para yatıracağının ses kayıtları ortaya çıkmıştı. AK Parti'den yeniden Refah Partisi'ne geçen Yozgat Belediyesi'nin yeni başkanı Kazım Arslan seçim öncesi o için para dağıtıldı iddialarına bir yenisini ekledi. Hediye çeki de verilmiş dedi. Öyle insanlara verilmiş ki
100 tane çek filancıya, 50 tane çek filancıya, filancıya, filancıya. Paraya açılacaktır. Cumhurbaşkanımızın sizlere hediyesi, bunun bilgisini vermek için aramıştık. Tamam, teşekkür ediyorum. Sizlerden de ricamız, seçimlerde Celal Köse Başkanımıza dua ve desteklerinizi bekliyoruz. Seçim öncesi o için para dağıtıldığı iddiasıyla gündeme gelen Yozgat Belediyesi seçim sonrası da borç yüküyle gündemde. Yozgat Belediyesi'nin aylık giderlerinin 60 milyon olduğunu tespit ettik dedi Yeniden Refahlı Belediye Başkanı Kazım Arslan. Başkanlık koltuğunu devralmadan hemen önce belediyeden aktarılan paralara dikkat çekti. Meclis kararı olmadan Yozgat Belediyesi Bozokspor'un 9 tane futbolcusuna aktarılan bir 18 milyon lira var. Burası İrfan Meclisi. Eski Yunus Emre Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Çerçi'nin özel toplantıları için kendine yaptırdığı saray yavrusu. Şu anda Yunus Emre Belediyesi'nde tespit edebildiğimiz 1 milyar liradan fazla borç var. AK Parti'den CHP'ye geçen Manisa Yunus Emre Belediyesi'nde başkanlık makam odasının altın varaklı fotoğraflarıyla belediyenin borcunu hatırlatarak tepki gösterdi CHP'li belediye meclis üyesi Mertcan Üreten. Lüks, şatafat, görkemli makam odası tartışmasının adresi bu kez Manisa Yunus Emre Belediyesi olurken diğer taraftaysa kamu yararına alınan kararlar vardı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ilk icraatı su indirimi. İlk 2 ton suyun 1 TL, sonraki kademelerde ise %30 indirim uygulayacağımızı ve kartlı sayaç zorunluluğunu ortadan kaldıracağımın sözünü vermiştim. Sözümüzü yerine getirmek olmanın mutluluğunu yaşıyorum. DEM Parti'den AK Parti'ye geçen Ağrı'nın Patnos ilçesinde ise 31 Mart seçimlerinden sonra belediye envanterine kayıtlı araçlar bulunamayınca zabıta ekipleri araçların peşine düştü. Belediye araçları hurdacılarda bulundu. İş makinesi, kamyonet, tanker, cenaze araçlarının parçalanarak motor, lastik ve yedek parçalarının satıldığı tespit edildi. Yasal işlem başlatıldı. Sonra ben deyince ya bütün bunlar olmasa, bunun gibi daha neler var hiçbir şey görmüyoruz da. Keşke olmasa. Olmasa bu memleket şu anda milli gelirini 3'e katlar diyorum. Herkesin 3 katı daha zengin olması gerekir diyorum. İşte gene haklı çıkıyorum. Haklı çıkmaktan dolayı da doğrusu epey ıstırap çekiyorum. Ama burada hiç öyle bir ıstırap falan yok görüyorsunuz. Şu 100 milyarlık tweet'i de bir görebilir miyiz ya? 31 Mart 2024 yerel seçimleri itibarıyla AK Parti ve MHP'den aldığımız belediyelerde tespit edebildiğimiz borç yükü 100 milyar liraya ulaşmıştır diye CHP Cumhuriyet Halk Partisi bir şey paylaştı. Dönelim öbürüne yine. Yavru saraya. Saray yavrusuna. Şimdi memlekette saraylar var. Doğallıkla oradan görüp saray yavruları yapanlar da var. İtibardan tasarruf olmazın neticesi bu. Ama bu abartılı rüküş görüntü bir itibar sağlıyor mu? Hayır. Çünkü bu belediyenin bulunduğu ilçede, Manisa'da, insanların yaşam standardı nedir? Sizin itibarınız o. Ve o konuda hiçbir masraftan kaçamayacaksınız. Bununla değil. Ha bu arada tabii saraylar, saray yavruları var ama paralar yok. Arabalar da yok. Bazılarını da satışa çıkarttılar biliyorsunuz. Durun bakalım ne çıkacak, ne gelecek. 818 milyar lira zararda Merkez Bankası. Zararın sebebi belli. Türkçedeki en pahalı iki kelime biliyorsunuz. Ben ekonomistim. Bunun neticesinde insanlara hane başı 40 bin lira borçlular. Öyle hesap verme değil, bu parayı vermeleri lazım. Ha Şebnem Bursalı'yı çıkartırsan veya zengin böyle bir grup insanı hane başı 80-100 bin liraya bile gelir. Evet şimdi gelelim Ekrem İmamoğlu'na, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı artık kendi kendimizin rakibiyiz dedi. Biliniz ki buradan ilan ediyoruz ki dünden hazırız. Konu İstanbul olduğunda koşa koşa gitmeye hazırız. Yaptığımız devasa işleri küçültmeye ve hatta birkaç adıma sığdırmaya kalkan siyaset anlayışı da tarihin sayfalarına gömülmüştür. İktidar olduğunu düşünen Cumhuriyet Halk Partisi grubuna da benzer yönde tavsiyelerimi yapmaktan hiçbir zaman çekinmedim, çekinmeyeceğim.
Bir kez daha iktidara işbirliği çağrısı yaptı. Seçimden alınması gereken dersi sadece AK Parti'ye değil, mecliste çoğunluğu olan partisi CHP'ye de hatırlattı Ekrem İmamoğlu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul'da nereden nereye gelindiğini, belediye kasasının ne durumda olduğunu açıkladı. Her türlü kesintiye, makroekonomik çöküşe rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borçlarını döviz cinsinden azalttık. Şirketleri devraldığımız 2019'un ilk yarısı sonunda 14 şirket zarardayken 2023 yılını Beltur ve Metro İstanbul dışındaki 28 şirketimizin tamamı kârda kapatmıştır. Özellikle Beltur'un zarar etmesinde Galata Kulesi'nin ve devlet hastanelerinin Beltur'dan alınmasının etkisinin de yüksek olduğunu altını çizmek gerekir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yıllık yatırımlarının 3'te 1'i İstanbul'da hanelere, ihtiyaç sahiplerine gitti. Artık biz bu süreçten sonra kendi kendimizin rakibiyiz. Geçen 5 yılda meclis çoğunluğunun Cumhur İttifakı'nda olması nedeniyle borçlanma yetkisi verilmeyen İmamoğlu bu kez ilk mecliste aldı yetkiyi. 4 milyar 200 milyon liralık iç borç ve 250 milyon dolar da dış borç yetkisi alan İmamoğlu yeni metro hatlarını müjdeledi. Yaptıkları metronun parasını 10 ayda İBB'den kesen Ulaştırma Bakanlığı'na da seslendi. Çok düşük fiyata, çok daha uzun vadeye ve çok daha standart yüksek şekilde yapabilecekken hükümetimizin bu adaletsiz uygulamasını milletimizin dikkatine tekrar sunuyorum. Geri adım atılmasını ve bu işin düzeltilmesini İstanbul halkı adına tekrardan talep ediyoruz. Cumhur İttifakı meclis üyeleri olarak bizler bu denetleme yetkisini hassas bir şekilde yerine getireceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Gerekiyorsa kurumlarda kamp yapacağız. 2019 teftiş ve incelemeden alnımızın akıyla çıktık. Aynı zamanda bir Türkiye rekoru olduğunu da burada sizlerle paylaşmak zorundayım. AK Parti denetleyeceğiz dedi. İmamoğlu denetlenme rekoru kırdık diye karşılık verdi. Seçimde tartışılan kent lokantalarına ise seçim bitince AK Parti'den destek sesi geldi. Kent lokantalarını destekliyoruz. Evet, gerçekten güzel faaliyetlerde bulunuyorlar. Sayılarının arttırılmasını da gerçekten biz çok olumlu buluyoruz İstanbul halkı adına. Evet, şimdi ıstakoz meselesi. Yani lezzetli bir konu, yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Ama buna şimdi yeni başka görüntüler, başka durumlar, vakalar eklendi. Şu görüyorsunuz değil mi şu manzarayı? Orada bir saat var. Ve bu saatli fotoğrafı biz, bu milletin ta kendisiyiz diye paylaşan pek kıymetli AK Partili kimdi arkadaşlar? Bahadır Yenişehirlioğlu. Yarım milyonluk saatini sonra gösterdiğine pişman oldu. Kaldırdı. Milletvekillerinizin her biri her gün aşırı lüksle gündeme geliyor. İstakoz muhabbetlerinden, Rolex saat muhabbetlerinden bunları görüyoruz biz. Biz bu milletin ta kendisiyiz. Bu milletin ta kendisi 10 bin lira emekli maaş alan emekliler. Beyefendinin takmış olduğu saat tam 70 emeklinin bir aylık maaşına denk geliyor. Milletin ta kendisi diyecekler. Millet Rolex saat mi kullanıyormuş? Tatile gidemiyor ki. Millet memleketine gidemiyor ya. Arkadaşlar maalesef savrulmuş vaziyetteler. Milletin gerçeklerinden kopmuşlar. AK Parti milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'daki ıstakoz paylaşımının yankıları sürerken bu kez de AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yarım milyon değerindeki saatiyle verdiği poz gündeme oturdu. Yenişehirlioğlu tepkiler üzerine paylaşımını sildi. Utanmazlıkla, rezillikle, kepazelikle karşı karşıyayız. İhya ve inşa dönemlerindeyiz. AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu AK Parti grubuna gelen ziyaretçilerle mecliste öz çekim yaptı. Sosyal medyada paylaştı. Biz bu milletin ta kendisiyiz notunu düşerek. Ama takipçileri o paylaşımında vekilin kolundaki İsviçre marka saate odaklandı. İddiaya göre kullandığı saat 562 bin lira. Tepkiler artınca AK Parti Grup Başkan Vekili de dakikalar içinde fotoğrafı kaldırdı. Bir insan da utanma olur, ar olur. Emekli ekmeğe muhtaçken, saatlerce ekmek kuyruğunda, et kuyruğunda beklerken beyefendi Rolex saat takıyor, 700 bin lira saat takıyor, kimisi istakoz yiyor, kimisi Maldivlere gidiyor, emekli. Şimdi arkadaşımız maalesef kendisini herhalde film setlerinde yaşayan bir vatandaş zannediyor. Yenişehirlioğlu aynı zamanda senarist ve oyuncu. Birçok fotoğrafında tıpkı son paylaşımında olduğu gibi lüks saatleri dikkat çekiyor. Yenişehirlioğlu da Şebnem Bursalı gibi
takipçilerinin muhalefetin hedefi oldu. Halktan kopmuş siyasi zümre haline dönüştü AK Parti kadroları. AK Parti'nin gücünü kullanarak mevki, makam ve sermaye, servet elde etmek isteyen bir mekanizmaya dönüştü. AK Parti Grup Başkan Vekili sadece paylaşımını silmekle yetindi. AK Parti Milletvekili Şebnem Bursalı da Monaco'daki ıstakoz paylaşımını silmiş, AK Parti içinden de eleştiriler yükselince özür dilemişti. Bahadır Yenişehirlioğlu gelen tepkiler karşısında sessiz. Istakozun kıymetini biliyorlar. Ne bu saatlerin kıymetini biliyorlar. Yani dedik ki yüzü kremalı İsviçre pazısında yapsınlar. Bundan sonra üstüne emoji koymuşlar bir de. Limon sıkmak gibi böyle iyi bir balığa neyse. Ama şimdi İsviçre deyince bakın yine başka bir mesele çıktı oradan. Şimdi Ahmet Hamdi Tanpınar bizim büyük yazarımız çok ilginç bir şey söyler. Saatlerin tamamının biraz ileri biraz geri gittiğini filan. İleri gidenlerden, kolundaki saat ileri gidenlerden bir ceza kendi yazdığı romanda. Geri gidenlerdense iki katı ceza alınması gerektiğini söyler. Çünkü bizim ileriye gitmemiz lazım, gelişmemiz lazım bunun vurgulanması için filan. Ve bu ilerilik gelelim meselesinin de önlenemeyeceğini söyler. Çünkü bu der saatlere mahsus bir hürriyet meselesidir. Yani saatlerin bir karakteri vardır. Şimdi benim de sormak istediğim şudur. Saat çünkü zamanla ilgili bir şey değildir. Aslında zamanı unutmak içindir. William Faulkner da öyle diyor Amerikalı yazar. Bu saatler bu kollarda olmak ister mi? İster mi? Yani koca bir insanlığın, koca bir endüstrinin, teknolojinin, modernleşmenin, şunun bunun sembolü olan, bir sürü anlamı olan bu saatler bu kollarda olmak ister mi? Evet. Ha neden? Şu tasarruf meselesine geliyoruz şimdi. Geçelim onu şimdi. Burada da benzer şekilde bir efendim israf var. Ve bu israf Numan Kurtulmuş Bey'den. Ve bir yandan Amerika'da Hazine Bakanı tasarruf edeceğiz devlette diyor. Bir yandan biz de soruyoruz bu mu devlette tasarruf? Yurt içerisinde itibardan tasarruf olmaz diye siyaset yapacaksınız. Yurt dışına gidince de harcamaları gözden geçiriyoruz diyeceksiniz. We will cut spending. Harcamaları mümkün olduğu ölçüde kontrol edecek ve kesintiye gideceğiz. Saraydan başlamadığı sürece kamunun tasarruf edebileceğine ilişkin herhangi bir söylemin ne içeride ne dışarıda inandırıcı olma ihtimali yoktur. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Amerika'da katıldığı Uluslararası Para Fonu Dünya Bankası bahar toplantısında kamu harcamalarını kontrol edip kesintiye gideceğiz mesajı verirken yurt içinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ailesiyle birlikte devlete ait VIP jet uçakla Mardin'e gitmesi yeni bir tartışma başlattı. Herhalde bunlar sonradan görmeler. Devlet nedir bilmiyorlar. Milletin halini bilmiyorlar. Kendileri gibi yaşadıklarını zannediyorlar. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un 17-18 Nisan'da ailesiyle birlikte gittiği Mardin seyahati Şimşek'in tasarruf mesajı. Muhalefet Şimşek'e Kurtulmuş'un VIP uçakla Mardin gezisini hatırlatıp ses yükseltirken tasarruf nerede tepkisi verirken Kurtulmuş'u da hedef aldı. Ya arkadaşlar Türk Hava Yolları'nın uçakları yok mu? Yani tarifeli seferlerle eğer bir yere giderseniz bir şeyiniz eksiliyor mu? We will cut spending. Bu yıl harcamaları incelemeye başladık. Harcama kontrolüne ve olası harcama kesintilerinin ne olabileceğine bakıyoruz. Harcamaları mümkün olduğu ölçüde kontrol edecek ve kesintiye gideceğiz. Özel jetlerinizden, büyük pahalı organizasyonlardan tasarruf edebilecek misiniz? Peki bu harcamalar içerisinde kamu özel işbirliği projeleri için ödediğiniz milyarlarca dolar var mı? Kur korumalı mevduat için ödediğiniz milyarlarca dolar var mı? Mehmet Şimşek tasarruftan bahsetmesin. Yolcu garantili havalimanları, otobanlar, köprüler, tüneller nasıl yapılıyor? Onlara bir baksın. Şimşek'in yurt dışında yaptığı açıklamayı, harcamaları kontrol altına alacağız mesajını samimi bulmuyor muhalefet. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın ise önemli bir iddiayı dile getirdi. Belediye ödeneklerinden %20 kesinti olacağını söyledi. Yerel yönetimlere ilişkin ödeneklerin kesileceğine, en az %20 burada tasarrufa gidileceğine yönelik söylemler. Yerel yönetimleri Cumhuriyet Halk Partisi kazanınca mı bunlar aklınıza geldi? Evet. Buradaki mantık şu tabii. Siz de yiyip içelim, biz de gülüp geçelim. Görüyorsunuz. Durumu, vaziyeti görüyorsunuz. Tabii öyle olacak. Ama bir yandan da
Bir şeyler söylüyorlar, tasarruf şu bu, ama keyfinden kimse tasarruf etmiyor. Bütün bunların sebebi, bütün bu zararların sebebi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin aşırı yetkili kıldığı bir hükümet ve tüm kararları verenlerin aslında verenin ya da bir kişi olması. Bu aranıyor ya sorumlu nedir diye. Ben de hatırlatmaya çalışıyorum ama onlar pek oralı olmuyorlar. Yani dedim ki geçenlerde bir tekerleme söyledim. Biliyorum ama kimi? Çok yetkili birisini nasıl anlatsam sana? Now Haber'e baksana. Şimdi geldik. Öte yanda ne var? Ya da ne yok? Mesela et yok. Seçim bitti. Et ve süt kurumu, hükümetin, devletin kurumu %25 zam yaptı. Bir de enflasyonu düşüreceğiz diyorlar değil mi? Her zaman böyle yapıyor bu hükümet. Seçimlere kadar milleti yatıştırıyor. Ondan sonra kepçeyle alıyor. Orta direk biz battık. 31 sene çalıştığında ne oldu? Niye 14.600 lira maaş alıyor? Bu güreğe niye giriyorum? Kayaş'tan geldim. Sabah 5.30'da. Gecenin karanlığında evinden çıkarak sabahın ilk ışığında et süt kurumu önünde sıraya giren Sabri Yılmaz gibi emekli, dar gelirli %25 zamla karşılaştı et süt kurumunda. Kıymanın kilosu 50, kuşbaşının kilosu 60 lira zamlandı. Fiyatlar %25 zamlandı ama et süt kurumu yine tüketicinin en çok ilgi gösterdiği adresti. Çünkü 229 liradan satılan kıymanın kilogram fiyatı 50 lira, 259 liradan satılan kuşbaşının fiyatıysa 60 lira zamlandı. Geçin, nasıl geçineceğiz? Kıyma alacağım, kuşbaş alacağım. %25 zamlandı. Bayram bitti, zam geldi. Bize sıfır geldi. Vallahi fiyatların içinde biz erdik gittik biliyorum. Zamanlaması iyi değil. Memura, işçiye, emekliye zam yok. Bütün ürünlere zam. Emekli ilan etti Cumhurbaşkanımız ama emeklilerin hepsi burada. Değişen fiyatlarda zam var. 4 senedir ilk defa daha kıyma kuyruğuna geldim buraya. Alamıyoruz. Marketten de alamıyoruz. Seçim bitti, bayram geçti, zam geldi diyerek iktidara tepki gösterdi et kuyruğundaki bekleyenler. En son 2 yıl önce etten tavuğa tüm ürünlere %48 zam yapan, kuyruklar azalsın diye zam yaptık diyen Osman Uzun Et Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nden alınmıştı. Ama zam kalmıştı. Bu zam geri alınmalıdır. Emekli ve dar gelirli için bu süreç sübvanse edilerek bu yolla eti erişiminin önü kesilmemelidir. Bilmiyordum. Geldiğimde öğrendim. Vallahi şaşırdık yani. Çünkü belki de kuyruk onun için az yani. Dün akşam duyduk. Eyvah dedik, yarın kıymaya gidecektik. Zamla alacağız. Ne yapak? Halimize baksana kızım, 10 milyar maaşına. Gece eşim geldi saat 3'te 4'te sıra aldı da 1 kilo kıyma alacağız. %25 zammı kuyrukta öğrenen de oldu, zammı duyup gelmeyen de. Kimisi ise kasap, markete göre yine ekonomik diye kuyruktaydı. Çünkü kasapta 585 lira olan kıyma et süt kurumunda 279 liraya, 640 liradan satılan kuşbaşı et 319 liradan satılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek halkı enflasyonun düşeceğine ikna etmeliyiz demişti. Zamlı et kuyruğunda Şimşek'e de tepki vardı. We just have to convince locals. Halkı enflasyonun düşeceğine ikna etmemiz gerekiyor. İkna edemez ki, düşüremez ki. Gün be gün zam geliyor. İkna olabilmemiz için kendi lüks yaşamlarını bitirmeleri lazım. Gerçekten bir etin fiyatını düşürsün, ben deyim ki gerçekten bir şeyler yapıyorlar diyeyim. Et süt kurumunun yaptığı %25 zam, dar gelirlinin enflasyonun düşeceğine nasıl ikna olacağız sözleri, zam tepkisi sürüyor. Evet, ikna yoluyla düşecek ama mesela kıymayı nasıl ikna edecekler bilmiyorum. Ona bakacağız. Fakat kıymetli bir vatandaşımızın söylediği şu söz. Kıymaya gidecektik. Şimdi kıymaya gitmek diye bir müessese var artık memlekette. Yani ava çıkacağız gibi. Ava çıkacağız gibi. 2002'den önce et mi vardı derlerse yakında şaşırmam. Ama böyle diye diye avcılık, toplayıcılıkla yaşamak zorunda olunan günlere dönüyoruz giderek ya. Şimdi hayvancılığa yatırım yapsalar, bugüne kadar kaç kez söyledim, nereden baksanız 37 ila 39 ay alır. 40 ay alır. O da seçime denk gelir. Demek ki olmaz. Fena, fena. Ha, bu arada kıymetli izleyicilerimizden gelen mesajlar. Şimdi ilginç bir başka habere geldik. Kasaplarla ilgili boykot haberi. Bir kıymetli izleyicimiz diyor ki Selçuk Bey, dün akşam İris Hanım'a, İris Cibre, haksızlık yaptınız, size yakışmadı. Kendisi de öyle düşünüyor. Kelimenin manası konusunda anlaşamadık aslında. Efendim tüyo falan vermediğini, hatta bununla savaştığını, mücadele ettiğini söylüyor. Haksızlık ettiğimi düşünüyorsa haklıdır. Ben özür dilerim. Dolayısıyla orada söyleyecek bir şeyim yok. Onun dışında da
çoğu noktada zaten kafa açıcı şeyler düşünüyoruz. Yalnız bu haber için zaten dün uyarmaya çalışmıştım. Bakın şimdi kasaplar zamları boykot edecek haberi geliyor. Ya biz hükümetin çözmediği, bulunmadığı bu ortamda bunu birbirimizi boykot ederek çözmeye çalışırsak ya da bir grup bir başka grubu, şimdi esnaf da böyle bir şey yaparsa, dünyanın istihdamı böyle yol olursa, bu vatandaşlar karşı karşıya gelirse endişem budur. Kasaplar zamları boykot edecek. Sürekli zam, sürekli. Seçimden sonra hemen geldi zaten. Bu zammın sonu yok. İsteyen istediği kadar zam yapıyor. Denetleme yok, hiçbir şey yok. Dışarıda eti kim getiriyor? Kimler nemalanıyor? Oraya bakacağım. Birileri maalesef et fiyatını yukarıya çekmek istiyorlar. Maalesef piyasa bu rakamları kaldırmaz. İnsanlar artık boykot etmeye başladı ve bugün sabahtan beri dükkanımıza iki tane müşteri girdi. İstanbul Kasaplar Odası olarak üyelerimizle bir toplantı yapıp biz bir hafta İstanbul'da kasapları kapatmayı düşünüyoruz. Kasaplar İstanbul'da dükkan kapatma eylemini hazırlanıyor. Tüketici gibi onlar da zamlardan dertli. Kasaplara göre kırmızı et piyasasında manipülasyonla fiyatlar sürekli yukarı çekiliyor. İnsanlar böyle bir hızını almışken kurbanı bahane edip hala eti yukarıya çekmek istiyorlar. 1.000 liralar söylentisi var. Bu piyasa bu fiyatları kaldırmaz artık, yeter. Geçen sene kasapta 300 lira seviyesinde olan 1 kilo kıyma fiyatı 600 liranın da üzerine çıktı. 9 Nisan'da 20 lira birden yükselmişti fiyatlar. Yine zam geldi. 10 günde etin kilosu 30 lira zamlandı. 10 gün içinde ikinci kez zamlandı kırmızı et. İlk zam 20 liraydı. Şimdi ise fiyatlar 10 lira arttı. Ve zam yansıdı bile. Son zamla birlikte kıymanın kilosu 630 lira, kuşbaşının kilosu 660 lira, bifteğin kilosu 730 lira, kuzu pirzolanın kilosuysa 940 lira oldu. 150 liralık kıyma aldınız. Evet, bak gör ablacığım. Allah yardımcımız olsun. Buradan geçiyoruz, bakıyoruz artık. Bir seyretmemiz var, başka bir şeyimiz yok. Bizler de memnun değiliz. Yani esnaf şu anda zor durumda. Kirası geliyor, herkes et alsın. Gelip 100 liralık kıyma bir avuç içi kadar bir kıyma oluyor artık. Kırmızı ete üst üste zam geliyor ama bu durumdan sadece tüketiciler değil, kasaplar da dertli. İstanbul'da kasaplar ilk kez azalan işlerine, artan fiyatlara dikkat çekebilmek için bir hafta kepenk kapatmaya hazırlanıyor. Daha önce böyle bir eylem olmadı ama piyasanın duracak hali yok yani. Buna mecburen bir son satıcı olarak biz de, onlar nasıl hani piyasayı yükseltmeye çalışıyorlar, biz de artık onlara bir stop, durun diyoruz. Kasaplar fiyatlardaki yükselişin araştırılmasını talep ediyor. Tüketiciye göre ise sorunun asıl kaynağı zincirin ilk halkasında, yani üretimde. İlkokul çağlarında ne diyorlardı? Biz kendi kendimize yeten bir ülkeydik. Tarım ve hayvancılık bakımından. Üreticiyi destekleyeceğimize ithalatçıları destekledik. Üretici desteklenmiyor. İthalata dayalı bir sistem. Peki sorun nerede? Bilmiyorum artık, bu sorunu da artık hükümet bilecek. Onlar çözecek sorunu. Baştakiler çözecek. Üretim lazım. Çiftçilik öldü, hayvancılık öldü. Olan normal vatandaşı oluyor. Onun dışında kimseye bir şey olmuyor. Ya işte şimdi mesele bu. Efendim, kalabalıklar, insanların birlikte bir şey yapmak istediğini, bir şeyleri çözmek istediğini, vatandaşlık bilinciyle hareket etmek istediğini anlıyorum. Bunu anlıyorum. Fakat bir şeyin unutulmaması lazım. Genellemeler tehlikelidir ve baktığınız açı bencil bir açı olabilir. O kadar çok lokanta ve onların sağladığı o kadar milyonlarca istihdam var ki. Bunların arasında suistimal edenler olabilir. Lokanta boykotu filan için gerekçe olabilecek filan, ama genelleme yapamazsınız. Böyle de düzeltemeyiz. Böyle itişip kakışarak. Sonra onlar da derler ki, deseler mesela işte kasaplar gibi, inşallah yapmazlar. Ya biz de kapatıyoruz o zaman. İşte öbürü biz de kapatıyoruz madem. Ben niye bu kadar vergi veriyorum, niye bu kadar adam çalışıyor? Bütün bu meselenin kaynağının ne olduğu belli. Dolayısıyla bizim onu çözmemiz lazım ve bütün bunların öfke tek eğlence kaynağımız haline dönmemeli. Bütün bunların siyaset yolundan ve biraz anlayış yolundan geçmesi gerekir. Bu arada İris Hanım'a da bugün bizim sosyal medya hesaplarımızda
Selcuk Tepeli Oficial'de filan nefis bir şey paylaştık. Bir müzik, bir Perulu grup Los Pasteles Verdes. Kendisine bunu armağan ediyorum. Şimdi geldik çok ilginç başka bir protestoya. CHP'li vekilden istilacı böcek eylemi. Kokarca zararlısını Tarım Bakanı ile buluşturma etkinliğine hoş geldiniz. Ben bunları taze taze getirdim. Biraz da bakanımız olsun, olur mu? Ordu'dan kavanozun içinde getirdiği istilacı böcekleri Tarım Bakanlığı'nın bahçesine bıraktı CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel. Bakan İbrahim Yumaklı'nın dikkatini çekebilmek, soruna çözüm bulabilmek için. Geçen yıl Karadeniz bölgesinde fındık mahsulünde uğrattığı zarar 1 milyar liranın üzerinde. Tarım Bakanlığı problemin olduğu yere çağırdık, gelmedi. Biz de problemi Tarım Bakanlığı'na getirdik. Kahverengi kokarca böceği, sıcağı, soğuğa dayanıklı ama ılıman iklimde hareketlenen istilacı bir böcek. Adı güzel, Karadeniz'de fındık ağaçlarını istila etti dedi, zararı açıkladı. 6 ay önce de ev ve fabrikaları istila eden kahverengi kokarca böceğini gündeme getirmiş, önlem alınmasını istemişti. Bakanlık sesini duymayınca soluğu bakanlık binasının önünde aldı. Kavanozun içindeki kokarca böceğiyle. Bir tanesi bir yılda 3000 adet ürüyor. Bir günde 30 kilometre yol alıyor. Bu işe kendi sorunu gibi bakan sahip çıkmadan olmaz. O yüzden bakana sahiplendirmeye bir görsün, ilk defa tanıştıracağım kendisiyle. Buradan o pencereyi uzak zannediyor. 4 dakikada oraya ulaşabiliyor. Sadece Karadeniz'de fındık üreticilerinin sorunu değil kahverengi kokarca böceği. Adı güzel. 300 tarım ürününde 4'te 1 verim kaybına yol açtığına dikkat çekti. Sorunun çözümü için yaptığı eylem dikkat çekiciydi. Yanında getirdiği böcekleri Tarım Bakanlığı'nın bahçesine bıraktı. Artık bakan, hatta Cumhurbaşkanı düşünsün diyerek. Sayın Erdoğan da rahat olmasın. Beştepe buraya 5 kilometre. Buradan oraya uçması Sayın Erdoğan 4 saatte. Şimdi bu problemle biz uğraştık. Bundan sonra da siz uğraşın. Çok acayip ya. Yalnız konular nasıl birbirine bağlanıyor? Böcek meselesi biliyorsunuz ıstakoz da ostakozdan geliyor. Yunanca, eski Yunanca. O da deniz böceği demek. Evet şimdi efendim şu Amerika'ya giden anne oğlu biliyorsunuz bu ülkenin bir evladı katledildi, öldü. Ben öyle düşünüyorum en azından. Neyse sonra kaçıldı gidildi, tutuklu kalmadı, başka bir gelişme de yok. Var mı bir şey? Bizim gibi mutlu bir aile yıktılar. Benim baba oğlum babasız büyüyecek onlar yüzünden. Yani her günümü zehir ettiler bana. Bir tarafta her gün acı içinde gözyaşı döken bir aile. Diğer tarafta o gözyaşlarına neden olan oğluyla Amerika'ya kaçan, yaşamına devam eden Eylem Tok. Oğuz Murat Acı'yı hayattan koparan kazayla ilgili soruşturmada tutuklu tek bir şüpheli vardı. Kaza haberinin geldiği andan yurt dışına kaçana kadar anne Eylem Tok ve oğlunun yanında olan Ayşe Ceren Saltoğlu serbest kaldı. Oğlum toprakta ama biz... Ölmeden toprağa gömdü bizi. Azıcık vicdanı varsa gelsin ya. Onlarınki kazanın ötesine geçti. Bilerek ölüme terk ettiler. Sadece adalete teslim olsunlar. Yaptıklarının cezasını sonuna kadar çeksinler. Başka hiçbir şey istemiyorum. 1 Mart'ta Kemerburgaz Bahçeköy Orman Yolu'nda 16 yaşındaki TC lüks aracıyla hızla girdiği virajda ATV araçlarının arasına daldı. Bir çocuk babası Oğuz Murat Acı hayatını kaybetti. 4 arkadaşı da yaralandı. TC hemen annesine haber verdi. Eylem Tok oğlunun kaza haberini aldığında Göktürk'te bir restoranda oturuyordu. Yanında eski eşi Bülent Cihan Timur'un çalışanı Ayşe Ceren Saltoğlu vardı. Masadan birlikte kalktılar, koşarak araçlarına bindiler, hızla kaza yerine ulaştılar. İddiaya göre yaralılara yardım etmek yerine kazaya neden olan TC'yi alarak uzaklaştılar. Ayşe Ceren Saltoğlu, Eylem Tok ve oğlunu havalimanına kadar götürdü. Bu görüntülerin ardından gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Dosyadaki tek tutuklu isim de serbest kaldı.
Artık soruşturma kapsamında tutuklu olan kimse yok. Firari anne oğuldan da hiçbir iz yok. Geriye 1,5 yaşında babasız bir bebek, eşini kaybetmiş gözü yaşlı genç bir kadın ve yüreği evlat acısıyla yanan anne baba kaldı. Acı ailesi haklarında kırmızı bülten kararı da bulunan Eylem Tok ve oğlunun daha fazla gecikmeden Türkiye'ye getirilmesini istiyor. Dilan Polat'a vergi kaçırma suçlamasından tahliye. Biz de mükellefiz değil mi Engin? Ülke vatandaşıyız diye. Senelerdir sen. Ne bileyim ben anlamıyorum. Diyorlar ki bu para bir anda nasıl geldi? Bunlar bir yerden para aklıyor. Biz 6 yıldır kan, revan, alın teri, saçlarımız beyazlayarak merdivenleri tek tek çıktık. Dilan Polat, eşi Engin Polat ve kardeşleri tam 5,5 aydır cezaevinde. Kara para aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamalarıyla tutuklandılar. Polatların tamamı vergi kaçırma suçlamasından tahliye edildi. Ancak diğer suçlarla ilgili soruşturma sürüyor. Bu nedenle bir süre daha tutuklu kalacaklar. Adalete güveniyoruz. Bu yakışmaz bize. Ne iş yapıyorsunuz? Kocamın karısıyım. Bu para nereden geliyor diyorlar. Benim bir İstanbul'da isim hakkı, bedelim, tabela bedelim 20 milyon TL. Dilan Polat'ın lüks yaşamı, gösterişli sosyal medya paylaşımları milyonlarca kişi tarafından takip ediliyordu. En çok merak edilense doğum fotoğrafçılığıyla başlayan iş yaşamının nasıl bu büyük servete dönüştüğüydü. Masak incelemeye aldı, ön rapor hazırlandı ve iş yerlerine yapılan polis baskınının ardından Polat ailesinin neredeyse tamamı tutuklandı. Dilan Hanım efendim, bir şey söyleyecek misiniz? Geçmiş olsun tekrar. Masum olduğunuzu hatırlayın. 5,5 aydır avukatlarının tutukluluğa yaptığı tüm itirazlar reddedildi. Son ara duruşmada tutukluların tamamı için vergi usul kanununa muhalefet suçlaması açısından tahliye kararı verildi. Bu arada bu tozu unutmuştum ha. Öyle kenara atmıştım. Bir daha içemeyecek, sindirdik onu diyenler. Tedbir kararın anasını göreceksin. İftira mı? İftiranın danasını göreceksin sen. Dilan Polat, Engin Polat ve kardeşleri tahliye kararına rağmen cezaevinden çıkamadı. Çünkü haklarında kara para aklama ve suç örgütü kurma suçlamaları sürüyor. Soruşturmadaki gizlilik kararı da kaldırılmadı, henüz iddianamede yazılmadı. Hala Masak'tan gelecek detaylı rapor bekleniyor. O rapor Polat ailesinin de kaderini belirleyecek. Magazin ben, haberler ben, sağda solda konuşan ben. Dilan Polat çünkü şey, reklam ponosu. Kıymetli izleyicilerimiz, efendim tasarrufa saraydan başlasınlar demiş bir izleyicimiz. Bir izleyicimiz emekli çarşıya pazara çıkamaz durumda demiş. Staj, çıraklık mağdurları sigorta başlangıcı olsun demiş. Efendim kademeli emeklilik sürekli hatırlatıyorlar. Askerlerimizin, polislerimizin askerlik borçlanması. 3600, 7200 esnafımızın dünya kadar sorun var. Promosyon, PTT emeklilerine promosyon vermiyor diye bir izleyicimiz. Devletin kurumu. Evet. Ha tabii bütün bunların sonunda elbette bir de böyle olunca vaziyet düğün sezonu endişeyle bekleniyor. Şu anda kiralamasına 50-60'lardan bahsediliyor. 25 bin lira. Kiralık mı? Kiralık evet. Satın almayı düşünemiyorum bile. Daha çok göğüs detaylı, göğüs drapeli falan düşündüm. Omuz detayları olan gelinliklerden tercih ediyorum. Fiyatlar uçuk bayağı. Bütçemiz düşük tabii ki de. Kristal taşlarla Fransız dantellerle işlenmiş birbirinden göz alıcı gelinlik modelleri. Fiyatları geçen yılın iki katı. Biraz daha uygun olsun diye kiralama seçeneğini daha fazla tercih ediyor gelinler. Kiralıkta satılın arasında 5000 fark ediyor. Tabii ki bu danteline göre değişiyor. Düğün sezonu başladı ama çok hareketli bir sezon yok açıkçası. Oturuyoruz. Özel taşlar kasnak işinde işlettiriyoruz, yaptırıyoruz. 100 bine kadar çıkabilir. Gelinlik fiyatları geçen yılın iki katı. Kiralık gelinlikler 35 bin liradan başlıyor, 100 bin liraya kadar çıkıyor. Gelinler gelinliği kiralamak yerine satın almak isterlerse rakam daha da yükseliyor. İnsan hayatına bir kere giyiyor. Kimisi diyor ki benim üstüme olsun, hani benim en önemli günüm diyor. İnsanlar evini mi düşsün, altınını mı alsın? Düğün sezonunun başlamasıyla altına talep de artıyor. Altın fiyatları da yarım altın 9 bin liraya dayandı. Çeyrek altınsa 4.395 lira. Mecbur bizde takılan ne varsa onu takıyoruz. Çünkü onu bir borç sayılıyor. Hani ben sana taktım, sen de bana takma. Yoksa artık mahkemelik de olunuyor biliyorsunuz. Bütçe neye elverişli? Gram altına. Şu an gram altına.
Düğüne gidecekleri altın fiyatları zorluyor. Altın rekor üstüne rekor kırıyor. Çeyreğe bütçesi yetmeyen gram altına yöneliyor. Gram altının fiyatı kuyumcularda 2650 lira. Bütçesi daha da kısıtlı olansa yarım gramı tercih ediyor. Onun da fiyatı 1325 lira. Valla yarım gram artık takıyoruz. Daha ne takabiliriz ki? Bir nişana takıyordun, düğünde bilezik takıyordun, bebeği oluyordu, bebeğine de takıyordun. Ama şimdi tak bakalım, takamıyorsun. Para takıyoruz, az bir şey. Bu pahalılıkta nerede altın, kim takacak? Ben geçen akşam hesapladım, tam 18 tane bilezik takmışım. Ama şimdi tak diye takamıyorsun. Olmuyor çünkü. Düğünlere, sünnetlere çeyrek yarım altın takıyordum. Şimdi değil yarım altın. 200 milyon gizli böyle ceplerine sokuyoruz. Artık düğün büyün her şey hayal oldu. Altın takmak hayal oldu. Düğün yapmak da altın hediye etmek de zor. Tüketici eski günleri mumlar herhalde. Eskiden altın günlerimiz vardı, çeyrek alıyorduk. Şimdi güne değil karnımızı doyuramıyoruz. Efendim bu akşam Orta Sayfa akşamı Gaddar dizisinin yeni bölümünden hemen sonra kaçırmayın. Şimdi bir ara sonra bir dakika bölümünde buradayız. Machiavelli demiş ya, nefret edilmek sevilmekten daha güvenlidir diye. Diyorum bazen ona mı uyuyorlar? Neyse siz onlara uymayın. Efendim bizden sonra Gaddar dizisi var yeni bölümüyle. Gülbin Tosun'a kolaylıklar. Bu akşam Orta Sayfa akşamı kaçırmayın. İyi akşamlar. Bir başkadır benim memleketim.